Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Biz bugün yine ekonomik verileri tabii ki takip edeceğiz ama girişimcilik dünyasında kimleri konuk ediyoruz? Her zamanki gibi Oğuzhan Hoca bizimle. Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve TRP Ventures Partners yönetici ortağı Zeynep Zorlu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve İngiliz Ninjas, İngiliz Ninjalar diyelim. Oldukça keyifli bir konu. Benim de çok ilgimi çekiyor. Birazdan detaylandıracağız. Kurucu ortağı Ali Servet Eyüboğlu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve hemen sohbetimize İngiliz Ninjas kurucu ortağı Ali Servet Eyüboğlu ile başlayalım. Önce isterseniz biraz şirketi kendinizi tanıtarak başlayın. Ne yapıyor bu İngiliz Ninjalar? Evet, aslında English Ninjas benim ikinci girişimim. Mekanist adında bir 2007 yılında başladığımız bir işimiz vardı. İnternet sektöründe bizim için ilk tecrübeydi. Üniversite öğrencisiydik o zamanlar. Mekanist'i Zomato adlı Hindistan'da bir şirkete sattık 2015 yılında. English Ninjas şunu yapıyor, aslında çok temel bir problemi çözüyoruz. İngilizce konuşamama problemini. Çünkü İngilizceyi herkes eğitim olarak alabiliyor fakat konuşma noktasına geldiğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz yeni ekonominin, internetin ve teknolojinin sağladığı imkanlarla aslında şu anda 300'e yakın eğitmenimiz var bünyemizde. İspanya'daki bir ana dili İngilizce olan Amerikalıyla Güney Kore'deki English Ninjas kullanıcısı bizim iPhone uygulamamızı yükleyerek veya Android uygulamamızı yükleyerek İngilizce konuşmaya başlıyor. Ve biz bu ürünü İstanbul'da geliştiriyoruz. Yani bir ücret karşılığı verilen bir kurs gibi bir şey değil. Bu kullanıcıları buluşturuyor, doğru mu? Ücret karşılığı yapılan bir servis. Kullanıcılar girip paket satın alıyorlar. Aslında Güney Kore'deki bir insanın veya İstanbul'daki Ankara'da yaşayan bir insanın, bir iş profesyonelinin evine ana dil İngilizce olan birisini getirmesi ve onunla her gün düzenli İngilizce konuşma pratiği yapabilmesi çok kolay ve mümkün değil. Doğru. Biz aslında bunu 7/24 sizin sadece cebinize kadar yakın hale getirmiş durumdayız. Telefonunuzu açtığınızda karşınızda görüntülü konuşabileceğiniz bir eğitmen var. Yani anlıyorum, biliyorum İngilizce ama konuşamıyorum klişesi var ya. Aynen, doğru ama aynen, çok o sorun doğru. Çözüyor. Şimdi aslında yaptıkları biraz da şu. Burada hani telefon operatörleriyle de böyle konuşurken dakika satın alırsınız, kontör satın alırsınız. Biraz da öyle değil mi? Yani hani böyle şey aylık olarak ben 100 saatlik konuşma paketi alacağım, 10 saatlik konuşma paketi alacağım. Her gün 15 dakika konuşmak istiyorum diyor mesela kişi. Çok doğru. Sizden geliyor, bu şekilde paket alıyor. Ve bu paketin karşılığında da dilediği kişiyle görüntülü olarak konuşup İngilizce pratiği yapabiliyor. Çok doğru. Aslında hep eski ekonomik modeller ve yeni ekonomik modeller diye sürekli konuşuyoruz biliyorsunuz. Herkes bunu konuşuyor. Ve aslında anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de özellikle geleneksel iş modeli oyuncuları bizim dünyamızı anlamaya çalışıyorlar. Ve burada aslında English Ninjas o noktada güzel bir örnek. Arsamız yok, okulumuz yok. Çok büyük yatırımlar yapmadık bunun için. Ama her gün yüzlerce saat ve binlerce öğrencinin yüzlerce saat İngilizce konuştuğu bir online okulumuz var aslında. Ve bordroda öğretmenimiz de yok. Fakat dünyanın her yerinde yaşayan eğitmenlerimiz var. Dolayısıyla bence yeni ekonomik dünyayı ve modeli tanımlamak için çok güzel bir örnek. Bu anlamda da katma değer yaratma noktasında bence hani Türkiye'nin kalkınması noktasında da çok güzel bir örnek. Yani İstanbul'dan siz yazılımcılar bir araya gelip bir ürün geliştiriyorsunuz ve bugün bizi kurumsal anlamda da kullanan müşterilerimiz var. Turkcell, Zorlu Holding, Koç Holding, Eczacıbaşı gibi, PwC gibi kurumlar çalışanları için English Ninjas servisini sunuyorlar çalışanlarına. Yani şey dedin neredeyse, sen bir yurt dışına git bakalım, bir 15 gün kal yurt dışında, bir pratik yap bakalım derlerdi. Şimdi gerek yok. Şimdi oturduğunuz yerden pratik yapabiliyorsunuz ve kurumlar da çalışanlarına bunu fayda olarak sunabiliyorlar. Peki İngilizce öğretmeni olabiliyor muyum ben orada, yani o sisteme dahil olup? Siz olamıyorsunuz. Öğreten kişi olabiliyor musunuz? Şöyle, önemli bir şartımız var, o da ana dilinizin İngilizce olması. Ana diliniz İngilizce ise English Ninjas'ta eğitmen olabiliyorsunuz. Ve konuşma pratiği yapabiliyorsunuz. Peki ileride bunu Turkish Ninjas, Korean Ninjas gibi geliştirme planları var mı? Kesinlikle var. Yani, farklı dillerde de bunun açılımı olacak. Fakat şu an İngilizce çok büyük bir market. O yüzden odaklandığımız alan İngilizce. Ve ilk günden aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey global bir başarı hikayesi çıkarmak. Yani şu an bizim Güney Kore'den, Çin'den, Suudi Arabistan'dan da kullanıcılarımız var bu arada. Evet, aslında enteresan olan nokta da bu. Hani hep şey diyoruz, yani böyle bir dilemma yaşıyor aslında, bir çelişki yaşıyor girişimciler. Ya acaba biz geliştirdiğimiz ürünü sadece Türkiye pazarına hitap eden bir ürün olarak mı geliştirelim, yoksa bütün dünyayı hedef alan bir ürün olarak mı geliştirelim? Sizde daha en baştan küresel olarak doğan bir girişim var. Kesinlikle. Literatürdeki bunun adı da bu. Küresel doğan girişimler. Bu anlamda da teknolojinin size sağladığı aslında faydalardan yararlanıyorsunuz. Kitlesel özelleştirme dediğimiz
aslında bir trendi burada yakalamış durumdasınız. Pazar da buna çok müsait. Çünkü İngilizce alanına baktığınız zaman online İngilizce servislerini satın alan, en yoğun satın alan ilk ülke Çin. Daha sonra Latin Amerika geliyor, sonra Güney Kore geliyor ve ardından diğer ülkeler, Asya'da özellikle Japonya gibi ülkeler geliyor. Dolayısıyla bizim pazarımız her yer aslında. Yani ve biz ilk günden 12 dilde bu ürünü lokalize etmiş durumdayız. Yani Japonya'dan birisi English Ninjas uygulamasını yüklediği zaman direkt olarak Japonca görebiliyor bütün arayüzü. Zaten adı da birazcık global doğdu. Her dilde telaffuz edilebilen güzel bir marka oldu aslında. Size inanan yatırımcılar var. Evet. Zeynep Hanım gibi. Evet. Zeynep Hanım, siz melek yatırımcısınız. Doğru, evet. İngiliz Ninjas'ın. Ayrı yatan bir de yatırım fonunuz var, onu da konuşacağız ama öncelikle melek yatırımı olarak İngiliz Ninjas'a girmenize sebep olan faktör neydi? Önemli. Bizim buradaki rolünüz ne? Kısaca bahsederseniz. Ya şimdi melek yatırım dediğimiz zaman tabii şirketin yaptığı iş ile ilgili bazı işte ölçeklenebilirliği, yani kurulduğu pazar dışındaki başka pazarlara çok çabuk yayılabilmesi, rekabet gibi şeylere bakabiliriz ama çok doğrusunu söylemek gerekirse ve bana soruyorsanız şirketlerin daha çok bebek aşamasında devreye girdiği için melek yatırımcı. Baktığım şey benim girişimcinin geçmişi, kurucu takımın, kurucunun geçmişte yaptıkları, hangi mihenk taşlarını yerine getirmiş, bu yolda sıkılmadan devam edip bir yere şirketi ulaştırabilecek mi? Burada Ali için mihenk taşı neydi? Karar vermede en önemli şöyle, faktör. Şöyle, yani sonuçta daha önce startup yapmış, bir teknoloji şirketi yapmış bir kurucu. Ekibi kurduğu kurucu takım da böyle bir takım. Bir daha önceki şirketinin çıkışını yapmış. Bu yolda iyi olan şeyler, çok iyi olmayan şeyler görmüş, onlardan geçmiş olmasını söyleyebilirim. Evet, yani ben de aslında Ali 2007'den beri tanıyorum. O zamanlar ben de ilk şirketimi kurduğum zaman beraber yatırımcıların kapılarını beraber aşındırıyorduk aslında. Aynı zamanlarda. Beraber çalıştınız mı? Yok yani, ama aynı zamanlarda girişimciliğe başladık diyelim. 2007 yılı, yani daha Türkiye'de yeni başladık. Emekleme zamanlarında. Dolayısıyla hani oradaki o trendi de yani ben de kendi biliyorum, gözlemledim ve yani hakikaten o mekanist diye kurduğu platformun genişlemesi, yurt dışına yatırımcıları çekmesi, büyümesi hakikaten büyük bir tecrübe oldu kendisi için. Bu noktada şunu soracağım aslında. Senin bu anlamda yurt dışından yatırımcıları çekme konusunda mekanist için yurt dışından bir fon geldi. Evet. Oradan ne söyleyebilirsin girişimcilere? Ne ders çıkarabiliriz orada veya o iş nasıl gerçekleşti? Tabii yani şöyle bir şey vardı. Bahsettiğin gibi o yıllarda Türkiye'deki ekosistem bugün olduğu kadar gelişmiş değildi hakikaten. Yani hem yatırımcı adedi hem de yatırımcı kalitesi ve mantalitesi açısından bugün çok daha iyi bir yerdeyiz. Biz o dönemde lokal yatırımcıların hiçbir tanesini ikna edemedik. Ve şans eseri 2009 yılının sonu gibiydi, 2010 yılında. Burada bir etkinlik yapıldı ve o etkinlikte çok sayıda Amerikalı yatırımcı Türkiye'ye geldiler. Tabii bu noktada konjonktür de çok önemli. Yani o dönemki Türkiye'nin hem sosyal yapısı hem ekonomik yapısı çok daha dinamikti ve yatırımcıların çok daha ilgisini çekiyordu açıkçası. Bugün de yavaş yavaş tekrar o trendi yakalamaya başlıyoruz gibi duruyor. Ve biz orada Silikon Vadisi merkezli bir grupla tanıştık. Ve hani onların ikna olması aslında iş modeline inanmaları ve Zeynep'in söylediği gibi takımı olan inançlarıydı diyebilirim. Burada yani lokal girişimler olarak şunu çok iyi bilmek zorundayız. Türkiye'deki yatırım ekosistemi çok kısıtlı. Yani bizim dünyaya açılmamız lazım ve yani Türkiye aslında ceviz kadar büyük bir yer. Yani okyanus içerisinde bir ceviz gibi düşünün. Yani yatırım biz çok ekosistemi anlamında mı diyorsunuz? Yoksa pazar olarak sunduğunuzda aldığınız kullanıcıya hitap etme? Bence her ikisi için de. Yani mekanist deneyiminde benim edindiğim en önemli izlenim buydu. Biz Zomato'ya sattıktan sonra Hindistan'a gittiğimizde Zomato'nun bu işi, bizimle aynı yılda kurdukları bu işi 22 ülkede nasıl yaptıklarını gördük. Ve tek faktörün aslında o ülkenin yurt dışından yatırım çekebilme kapasitesinin olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla bence evrensel olmak gerekiyor. Yani dünyaya açılmak gerekiyor. Hem girişimcinin hem takımın hem Türkiye'nin iş modelinin. Ben Türkiye'nin bu anlamda girişimciliğe, bu sektöre, bu alana doymamış olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum, yanılıyor muyum hocam? Yok.
Ya sanki kesinlikle bazen ama bir yorgunluk seviyesi oluyor ve sanki biz daha oraya... Şimdi şöyle aslında Türkiye'de genelde girişimciler şöyle düşünüyor. Yani biraz kazanınca bu bana yeter zihniyetiyle düşünüyor. Halbuki böyle düşündüğümüzde bir, çok uzun vadeli düşünemiyoruz. İki, çok fazla büyüyüp daha etki alanımızı genişletemiyoruz. Ali'nin bahsettiği örnekte ben daha ilk günden aslında dünyayı nasıl hedefleyebilirim? Evet, Türkiye pazarında başlamalı bir girişim. Ama Türkiye pazarında belli bir başarı elde ettikten sonra genişleyebilmeli. Amerika'ya gitmeyi düşünmeli, Japonya'ya gitmeyi düşünmeli, Hindistan'a gitmeyi düşünmeli. Bu bakış açısı eksik bizdeki girişimcilerde. Hele ki bizim iş modellerimizde. Yani offline bir dünyada değiliz. Bir bağlılığımız yok. Dolayısıyla sınırların olmadığı bir sektörde iş yapıyoruz. O yüzden çok büyük şansımız var aslında bu anlamda. Bizi tutan hiçbir şey yok özetle. Yani girişimcilere en büyük tavsiyem benim, kendimize de en büyük tavsiyem ekip olarak zaten, sürekli dış dünyayla iletişimde olmak ve oradaki trendleri de takip etmek ve o diğer ülkelerdeki, Türkiye dışındaki ülkelerdeki pazarlara da aslında açılmaya oynamak. Bizim de tek motivasyonumuz English Ninjas da bu aslında. Umarım başarılı olacağız. Peki birkaç soru var izninle olsun. Onları da yönelteyim hemen bununla ilgili konuşurken. İnternet ortamında tercümanlık hizmeti sanırım yaptıkları. Yanlış mı anladım? Yanlış anladınız. Evet, tercümanlık hizmeti değil. Birebir sizin İngilizce konuştuğunuz, görüntülü olarak karşınızda bir Amerikalıyla, bir Kanadalıyla İngilizce konuştuğunuz ve İngilizcenizi geliştirdiğiniz bir platform, bir mobil uygulama aslında. Fiyatlarla ilgili talepler var. Biraz daha uygun olmasını istiyoruz diyenler var. Sonra sayfayı inceledim. Daha dolu olsun. Doluluktan kastımız ne burada Serkan Bey? Sen algılayamadım sorunuzu ama bununla ilgili talepler var. Evet. Ama güzel. Yani ben bunu seviyorum. Çünkü olumlu olumsuz fark etmez. Bir tepki alabiliyoruz. Tabii. Ve insanların ilgisini çekiyor aslında. Evet, oldukça güzel. Önemli. Şimdi sözü tekrardan Zeynep'e vermek istiyorum. Zeynep'in TRP Ventures adında aslında bir oluşumu var. Burada yatırım felsefesi biraz daha farklı. Şimdiye kadar konuk ettiğimiz VC'lerden, melek yatırımcılık felsefesinden biraz farklı. Genelde girişimciler yatırımcıyı ortak eder. Siz şirketi kurup girişimciyi siz ortak ediyorsunuz. Biraz bize modelden bahsedebilir misin? Portföy şirketlerinden bahsedebilir misin? Hemen. Aslında Ali'nin söylediğiyle de bağlayacağım biraz. Şimdi ben Kaufman Fellow'um. Dünyada yaklaşık 700 tane Kaufman Fellow var. Tüm dünyadan gelen. Bu da işte girişim sermayesi, fon yöneticilerinin bir eğitim alıp bulunduğu bir network. Bizim gibi ben biraz optimist bir insanım zaten. Bizim gibi gelişmekte olan pazarlarda, yani aynı şeyi Güney Amerika pazarlarında da görüyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Eski ekonominin bu yeni ekonomiye adaptasyonunda, odağının oraya kaymasında bir lokma daha, belki Bay Area dediğimiz işte vadi ekosistemine göre bir lokma değil, yaklaşık bir 4 ila 7 yıllık bir aslında geriden gelme var. Dolayısıyla demin konuştuğumuz bazı işte girişimciler şunu düşünüyor veya yatırımcılar bunu düşünüyor sorunsalları bize özel bir şey değil. Gelişmekte olan pazarlarda oradaki arkadaşlarımızdan, oradaki fon yöneticisi arkadaşlardan da aynı şeyleri duyuyoruz. Bu şirket inşa eden modele gelirsek, tam da bu nedenle aslında düşünülmüş bir yapı bu. Sonuçta bulunduğunuz ekosistem kadar bir yere gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de de hem çabuk finans turları yapılamadığı için hem de melek ağlarının da bundan sonra gelen yatırım araçlarının da şirketlerin içine dahil olması birazcık zaman aldığı için biz finansman erişim zor mu Türkiye'de, onu mu anlıyoruz girişimciler için? Öyle mi? Bence zor, bir de kısıtlı değil çünkü eski ekonominin aslında para var, yani doğru söylemek gerekirse, ama o kadar büyük işler içerisinde belki de odağın bu tarafa kayması ve bunun değerinin anlaşılması birazcık daha vakit alabiliyor. Aynen. Ama Amazon'u düşünelim, tamam çok popüler bir örnek ama 2016 cirosu 136 milyar dolar. Yani bu burada aslında bu işler, gençler bir şeyler yapıyorlar, eğleniyorlar, enteresan da işler yapıyorlar falan değil. 136 milyar dolar birkaç ekonomi, birkaç ülke ekonomisi. Hani o yüzden böyle bir çarpıcı örnek vermek istedim. Şimdi şirket inşa eden modele gelirsek de biz şunu dedik, takımınız olmasına gerek yok, kuruluş şirketiniz olmasına gerek yok, çok net bir iş modeliniz olmasına gerek yok. Ben girişimci olmak istiyorum, ürün yapma kabiliyetim var diyorsanız bu fonun yapısına başvurabilirsiniz.
Burada fon yönetim ekibi, biz 3 kişiyiz. Fon yönetim ekibiyle beraber bu şirketleri inşa etmek üzerine yatırım yapıyoruz. Peki. Her şirkete de 1 milyon dolar yatırım vaat ettik bugüne kadar. Merak ediyorum yani, Osman Hoca'ya da sorayım. Genelde girişimcilerin bu proseslerde en zorlandığı noktalar ne oluyor ve hani bu anlamda Zeynep Hanım nasıl bir ipucu verebilir bize? Şimdi şöyle, aslında benim karşılaştığım genelde... Yani bizi ben, izleyen, Zeynep Hanım'ı dinleyen mesela biri... Mesela benim sınıfımda da olur. Hocam diyor, ben bir şey yapmak istiyorum. Bir şirkete girip çalışmak istemiyorum. Çünkü bana fotokopi çektirecekler diyor ilk işe girdiğimde. Ama bir şey ne bir olsam? Şimdi o noktada Zeynep'in söylediği, eğer diyor ne yapacağını, bir şey yapmak istiyorum ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız bize gelebilirsiniz diyor. Doğru. Ben bunu anlıyorum. Yani, ama orada süzgeç, o eleğin çok zor biraz, bir kısmı yani, değil mi? Çok fazla bir şey elemeniz gerekecek. Doğru, doğru. Lazım. Yani sonuçta bu da bir sürece oturdu. Hı-hı. Her şu anda bizim portföy şirketlerinde kurucu ortak olan her kişiyle biz bu fonla beraber çalışmaya karar verme, el sıkışma sürecine gelene kadar 28 saat harcamış oluyoruz. Yani böyle de bu işin bir süreci ve metodu var. Evet. Doğru. Ya tabii ki yani dediğin gibi yani bir filtrelemeden geçmiş oluyor. Tabii herkes o şekilde gelmiyor. Az önce sonra bir daha şöyle cevap verirsem ilaveten. Şöyle bir şey de oluyor aslında girişimci adaylarında. Kimle konuşacaklarını bilmiyorlar. Nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Aslında biz de bu programda biraz bunu amaçlıyoruz. Yani burada Türkiye'deki girişimcilik, yatırımcılık ekosistemini biraz tanıtıyoruz. Ve bu anlamda aslında kime gidebileceklerine dair ipuçları var. Ve doğrudan aslında feedback'i de ekranda yansıtmış oluyoruz. Herkes evet. Ali Bey'in içine göz dikti bu arada zannediyorum. Çok iyi haber. Evet, çünkü bu iş ne kadar bir yatırımla başladı, ne kadar zaman sonra kâra geçtiniz? Biz şu anda ikinci yılımızı tamamlayacağız. Çok yaklaştık. Ve hani çok rakam telaffuz etmek istemiyorum ama aslında burada şunu söyleyeyim. Kadar zaman sonra kâra geçtiğinize ben de daha çok ilgileniyorum. Şöyle söyleyeyim. Kâra geçtiniz mi diye bir soralım bakalım. Evet, bizim gibi şirketler kısa vadede kârlılığa oynarlarsa aslında vizyonerliklerini yitirmiş olurlar. Çünkü bizim amacımız kısa vadede kârlılık değil. Büyük şirketlerin, yani bir unicorn yapmak istiyorsanız, dünya geneline hitap eden çok başarılı bir şirket inşa etmek istiyorsanız sürekli büyümeye oynamanız gerekir. Yani kasanızda para tutarak veya sürekli her ay kar ederek o şirketi büyütme şansınız çok fazla yok. Biz bugün şu anda karar versek ve bir sonraki ay karlılığa geçmek istiyoruz dersek eğer çok rahat bir şekilde kâra geçebiliriz. Fakat doğru harcamaları sürekli yapmanız gerekiyor ki büyük resmi, büyük vizyonunuzu hayata geçirin. Şimdi ben aslında hani sizin öğrencileriniz ve diğer bütün bu tarz olaylara heyecanla bakan insanlara çok realistik bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de genelde trendlere ve moda olan şeylere yönelmek ve eğilimde bulunmak çok yaygın bir davranış şekli. Bizim bulunduğumuz sektör de maalesef birazcık çok böyle toz bulutu halinde ve çok harika bir dünya gibi lanse ediliyor. İşte yatırımlar havada uçuşuyor ve şirket satışları vesaire. Konfor alanında yaşayan bir insanın bulaşması gereken bir iş değil. Çok önemli. Girişimcilik. Evet. Yani çok yoğun çalıştığınız ve tutkuyla çalıştığınız bir iş. Zeynep Hanım'a kasılıyor herhalde. Onaylar bir ifadeyle. Evet. Ya şimdi şöyle, yakın zamanda yaklaşık 4 ay önce bizim yatırım yaptığımız portföy şirketlerinden Creator Den'in ben interim CEO'su görevliğini üstlendim. Bu da fonlarda, daha çok private equity fonlarında da aslında alışılagelmiş bir davranış. Hı hı. Şunu söyleyeceğim, zaten şirket inşa eden model yapıyoruz. Her gün aynı ofiste bütün portföy şirketleriyle beraberiz ama masanın öbür tarafına geçtiğiniz zaman, kendiniz girişimci olduğunuz zaman anladığınız bazı şeyler var. Yani fark ettiğiniz bazı şeyler var. O yüzden de... Sizin tecrübeleriniz var mı? Girişimcilik tecrübeleriniz? Benim yok. Yani evet. Şimdi bu Creator Den gerçi birazcık daha zaten açıkçası operasyonel bir rol. Evet. Girişimcilik yine değil ama yani sonuçta benzer bir şey. Yönetim kurulu koltuğunda değil de yönetim kuruluna hesap veren koltukta olduğunuz zaman işlerin farklı olduğunu anlıyorsunuz. Yani Ali'nin dediğine şu anlamda katılıyorum. Birazcık şeyle de bağlayalım. Hani nasıl girişimciyi seçiyorsunuz? Melek yatırım yaparken de daha çok kurucu ekip takım önemli olduğunu söyledik burada. Yani popüler, tırnak içinde biraz havalı
birazcık cıvcımlı Cem Yılmaz'ın tabiriyle görünüyor diye herkesin yapabileceği bir şey değil. Aksine çok az insanın yapıp psikolojisinin bence kaldırabileceği bir iş. Çünkü bir gün en yukarıdasınız, bir gün o kadar da değil. Yani stabilite yok. Buna alışık olmak ve bunu yönetebilmek gerekiyor. Şimdi her gerekiyor. Programda genelde şeyi konuşuruz aslında. Hani böyle yaptığınız hatalardan, sıkça hata yapın, hatalarınızdan öğrenin. Bu bir öğrenme süreci. Yeni ekonomi özellikle öğrenmeye dayalı. Ondan sonra diğer yaptığınız işlerde bu öğrenmenizi yansıtabilirseniz ne mutlu size. O zaman başarıya giden yolda ilerliyorsunuz. Bu anlamda aslında ikinize de sormak istiyorum. Yani şu ana kadarki deneyiminizde işte önceki mekanist deneyimi olur veya yatırımcılık deneyiminde. Yani ya işte burada tam mahvettik dediğiniz hani böyle hatanız ve ondan sonra öğrendiğiniz, devam ettirdiğiniz hani böyle bir anlatabileceğiniz bir örnek var mı? Ya açıkçası bizim ilk deneyimimiz olduğu için mekaniste çokça böyle örneğimiz var. çokça duvara çarptık. Üzülmeyin, size ortak olmak isteyenler var, yazıyorlar şu an Twitter'dan. İleteceğiz efendim yayından sonra hepsini kendisine. Ya çokça duvara çarptık ilk deneyimimizde. İyi ki de çarpmışız. Hep pahalı bir eğitim aldık diyoruz biz de kendi içimizde. biz mekaniste toplam aşağı yukarı 6,5 milyon dolarlık bir yatırım aldık ve o anda yaptığımız en temel hata şuydu. Bir işi büyütmeye karar verdiğiniz an çok önemli. Yani o reklam harcamalarını yapmaya başladığınız an, işinizin kullanıcı sayısını arttırmaya başlayacağınız ana kadar çok ciddi hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Hı hı. Aksi halde çok kısıtlı kurşunlarınız var çünkü doğru yerlere atmanız gerekiyor onları. Bizim en temelde mekaniste çokça öğrendiğimiz çıkarım buydu. Ders buydu diyebilirim. Süremizin sonuna geldik. Hatta bitmiş ama ben videoya girmek istiyorum. Tamam. Say Your Life. Evet. Değil mi? Daha önce Oğuzhan Hoca ile duyurmuştuk. Duyuruda bulunmuştuk aslında. Böyle siz de bize fikirlerinizi iletin. Biz konuklarımızla onu gösterelim diye. Bir gelen video var. Bir onu kısaca hemen bir görelim. Süper. Seyyel'e abonelik modeliyle çalışan ve her ay Alzheimer hastalarının ailelerine ulaşan bir set ve akıllı bileklikten oluşuyor. Aboneliğin başlangıcı ile birlikte özel tasarlanmış akıllı bileklik hastalara ulaştırılıyor. Bu bileklik hastanın hayatsal bilgilerini, anlık konumunu aileleriyle paylaşıyor. Ayrıca düşme algılayıcı sayesinde hastanın düşmesi durumunda yakınlarına haber veriyor. Yenilikçi bir özellik olarak ise hastanın hareketlerini analiz edip düşme riskini de hesaplayabiliyor. Kit içerisinde her ay hastanın bilişsel ve motor yeteneklerini çalıştırmak için özel aktiviteler gönderiliyor. Alzheimer Derneği ile birlikte tasarlanmış ve önerilen bu aktivitelerin yanı sıra bilgilendirici bir dergi de ailelere ulaşıyor. Ayrıca tablet ve telefon uygulaması sayesinde aileler güncel bilgilere, hastanın durumuna ve bilgilendirici içeriklere ulaşabiliyorlar. Sizin de sevdiklerinize değer verdiğinizi biliyoruz. SYL'ye gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Son olarak da sözü Zeynep'e verelim. Kapatmadan önce hem videomuzu da izledik. Evet. Hem video ile ilgili hem genel bir yorum alıp programı da kapatmam. Çok niş bir alanı hedeflediği için ilgi çekici. Önemli bir şey bence bu. Yani çok belirli bir nişe hitap eden bir şirket ve girişim. Hata, bir cümlede hata demeyeyim ama yani kurucu ekibin, yatırımcının, kurucu ekip ya da şirketin dümenindeki kişi kimse onunla olan ilişkisine çok dikkat etmesi lazım. Her zaman için karar verme özgürlüğünün, rahatlığının girişimcide olması lazım. Paranın bir şeyi dikte eder pozisyonda olmaması lazım. Erken evre teknoloji girişimlerinde bence. Evet, güzel bir çok, mesaj gerçekten oldu. Gerçekten çok güzel bir mesaj güzel oldu. Bir çok teşekkür oldu. Ediyoruz. Oğuzhan Hoca'ya da çok teşekkür edelim. Oğuzhan Aygören değerli görüşleriyle yine bizimle beraberdi. Ve iki konuğumuza da teşekkür edelim. English Ninjas kurucu orta Ali Servet Eyüboğlu ve TRPE Venture Partners yönetici orta Zeynep Zorlu'yu ağırladık. Girişimcilik dünyasından bu haftalık da bu kadar.